İngiliz basınında yer alan habere göre İngiltere ikinci bir darbe ve iç savaş tehlikesine karşı Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye için Kıbrıs'a özel kuvvetler yerleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli personel ailelerinin gönüllü olarak Türkiye'den ayrılmalarına izin verdi. Kardeşim şimdi bak burada açık açık hazırlanıyoruz mesajı veriyor adamlar. Yani anlaşılmayacak gibi değil. Ben bir şey 30 kere söylemeyeyim. Milis gücü oluşturulsun. Tank savarlar olsun, uçak savarlar olsun. Bak 30 bin kere anlattık. Yani sonra sorumluluk bunu geciktirenlerde olur. Demedi demesinler bak söylüyorum. Tank savar, uçak savar çok hayati. Bütün karakollara dağıtılsın. Bir de milis gücü oluşturulsun. Bir şey yok milis gücünde ya Allah Allah askere gülüyor, polis vatandaştan değil mi? Asker vatandaştan olmuyor mu? Milis gücünü de vatandaştan oluşturacaksın. Hepsine silah dağıtılsın. Otomatik silah dağıtılsın. Bir de ihtilalcinin, darbecinin hukuki konumu da ortaya konsun. Yani darbe yaptığında terörist konumuna girer. Bu söylensin. Ayrıca uçak savar silahı da olur. Yani hem uçak savar roketi, uçak savar silahı da o da yani ürkütücü bir şey. Caydırıcı bir silahtır. Emniyette olsun. Yani emniyetin tavanına, oraya, buraya, sağına, soluna yerleştirirler uçak savar. Terörist saldırısında da uçak savar çok etkileyici olur. Yani darma duman eder. Karakollarda da uçak savar çok etkileyici olur. Türk Telekom binası mesela açık hedef. Allah korudu hiç alakasız yere gidip vurmuşlar. O mesela ana anteni vursalardı tamam da. Adam şamşırtmış. Sahte anteni vurmuş. Gerçek anteni vursaydı tamam yani bağlantı kopacaktı. Bir kere bunların hedefi TRT olduğuna göre TRT'nin çok iyi korunması. Hürriyet, CNN, Milli İstihbarat Teşkilatı, Özel Harekat binaları. Mesela köprü bak köprüye de kafayı takmışlar. Köprünün de çok iyi korunması lazım. Köprünün çevresinde de uçak savar sistemi olabilir. Değil mi? Helikopterle falan taradılar. Evet. Bu caydırır. Caydırma önemlidir. Yani silahın caydırıcı yönü vardır. Ayette de söylüyor bunu. Caydırıcı gücünü. Silahın caydırıcı gücü. Ve sizin silahlarınızdan ayrılmanızı isterler diyor Allah ayette. Silah korkutur. Saldırı yapacak adam korkulur silah. Ve yanaşamaz. Evet. Allah ayette güçlendirebildiğiniz kadar kuvvet ve besile atlar hazırlayın diyor. Tabii. Bu omuzdan atış aslında alçaktan uçan jet uçaklar için de çok caydırıcı. Çünkü uçakları görüyor insanlar. Egzozunun, alevini falan, motorunu hepsini görüyorlar. Çok alçaktan uçuyor. Omuzdan atılan roketle o uçak çok rahat vurulacak konumda oluyor. Anında yakalar roket. Yani çünkü o egzoz, o alev saçan kısım roketin hassas olduğu bölge oluyor. Roket oraya doğru ilerliyor. Ne yaparsa yapsın bırakmıyor uçağı, oradan içeriye giriyor. O yüzden yani böyle bir savunma sistemi olduğunu bildiğinde adam şehre girmez. Dikkatli olur. Bunu dilekçe olarak verelim en iyisi. Yani çok uzayacak gibi göründü. Yani bu durgunluk ve geç hareket etme ruhu zarar verir. Yanlış bu. İmralı'nın da korunması lazım. İmralı da provokasyon amaçlı. Helikopteri indirirler bilmem ne falan. Orada gidip Öcalan'ı falan öldürebilirler. Değil mi? Türkiye karışsın falan gibisinden. Buna da müsaade etmemek lazım. Çünkü devleti zaaf içinde göstermek istiyorlar. Devlet mahkumu koruyamıyor gibi göstertiyorlar. Buna da müsaade edilmemesi lazım. Orada da uçak savar sistemi olması gerekiyor. Nisa Suresi 102. Bak içlerinde olup onlara namaz kıldırdığında onlardan bir grup seninle birlikte dursun ve silahlarını yanlarına alsın. Öylece onlar secde ettiklerinde arkanızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip senin namaz kılsınlar. Onlar da korunma araçlarını, silahlarını alsınlar. Bak küfredenler size apansız bir baskı düzenleyebilmek için sizin silahlarınızdan
ve mühimmatınızdan ayrılmış olmanızı isterler. İşte milleti silahlandırırsak böyle bir şeye ihtiyaç kalmaz. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Yani korunma tedbirlerinin alınması farz. Silah bulunması farz. 300 bin kişilik milis gücü oluşsun. 400 bin kişilik ordu, 300 bin kişilik de milis gücü olsun. 300 bin, 400 bin de polis var. Ondan sonra buyursun gelsin İngilizlerin devleti. Biz onlara burada katmer yediririz, yağlama yediririz. Yağlı mı nedir? Var ya o gözleme veya gereğini yaparız. İnşallah. Gözlüyoruz zaten.